Evet. Girişte çok konuştum. Program içerisinde konuşmayacağım. Olsun. Hızlı hızlı biraz konuştum. Mikrofonu veya sözü ehline vermeyi tercih ediyorum Estağfurullah. her zaman. Şimdi Orta Doğu'da kadın diyeceğiz ancak. Hocam, Orta Doğu'da kadın meselesi çok anlaşılmayan, çok konuşulan, üzerinde çokça kalem oynatılmayan bir konu. Ben bu konuyu işlemek için sizinle telefonda görüştüğümde ve sizin kabulünüzle birlikte mutlu olmuşum. Çünkü dediğim gibi uzmanı da çok bulamıyoruz. Evet, çok çeşitli hocalarımız var. Allah razı olsun. Güzel yazılar yazanlar da var. İlerleyen vakitlerde inşallah kendileri de program yapacağız ama siz bir kadınsınız ve Orta Doğu'da kadını çalıştınız. Burada makale yazdınız. Bir kadın olarak, bir ilahiyatçı olarak başka bir mevzuyu değil de kadını çalışmaya sizi ne itti? Bu süreciniz, bu serüveniniz nasıl oldu? Önce ben bunu öğrenmek Evet. istiyorum. Teşekkür ederim Nermin Hanım. Şimdi Orta Doğu zaten kendi içinde çok karmaşık bir coğrafya. Bugün Orta Doğu tabirini modern 1902'den sonra kullanılan bir terim olduğu için belki biz de Orta Doğu diyoruz. Hatta önümüzdeki dönemlerde belki bir 20 yıl, 30 yıl sonra bu kavram da değişecek. Ancak sadece kavramın kendisi değil, coğrafyanın kendisi zaten çok karmaşık olduğu için ben açıkçası özel alanda Orta Doğu mezhep ve siyaset ilişkisini çalışıyorum. Lübnan özelinde. Tabii ki kadın hareketlerini, kadının kimliğini, kadının varoluşunu, statüsünü, rolünü de Orta Doğu coğrafyasındaki kadının rolünü de bu karmaşanın içerisine sokabiliyoruz ister istemez. Şimdi dediğiniz çok doğru. Bizim literatürümüze hala girmemiş Orta Doğu'da kadının pozisyonu ve rolü. Özellikle az sonra tekrar detaylarına gireceğim ama mesela Osmanlı kısmı onun en zayıf halkası. Literatüre girmemesinin çeşitli sebepleri var. Daha doğrusu Türkiye'de Orta Doğu çalışmaları belki de yani hani son zamanlarda biraz daha ivme kazandı ama öncesinde çok iyi gösterilen bir alan değildi. Kadın meselesi kendi içinde kompleks, daha karmaşık. Dolayısıyla Orta Doğu kadını denilince tabii coğrafyayı bilmek gerekiyor, dili bilmek gerekiyor. Kadının toplumsal statüsünü de daha yakından tanımak için sahaya gitmek gerekiyor. Bunların hepsi bir emek istiyor açıkçası. Emek sarf edenler var. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edecektir. Ama ben şahsım adına açıkçası şunu söyleyebilirim. Bir projenin bir parçası benim yazmış olduğum kitabın bölümü. Ki bu kitap bu programda daha önce tanıtıldı. Evet. Siz de çok güzel bir program yaptınız. Sayın hocamız Feyza Betülköse'nin teklifiyle aslında Müslüman kadının tarihiyle ilgili bir proje yapıyoruz ve Orta Doğu çalışmalarından dolayı da seni bu projenin içerisinde Orta Doğu'da kadının rolüne dair bir yazıyla görmek istiyoruz dedi. Açıkçası ben de çekindim önce. Çünkü dediğim gibi bu konuda çok fazla literatürde yayın olmadığı için ve kendi içinde kompleks bir yapı olduğu için sizin de ifade ettiğiniz üzere ilahiyatçı bir bayan olarak ve akademinin içerisinde bir süredir var olarak ve bir şekilde çalışmaya çalışarak ben hala hiçbir şeyin uzmanı olduğumu iddia etmiyorum. Çünkü araştırma yapıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu projenin içerisinde olmayı seve seve de kabul ettim. Çok da güzel bir kitap çıktı. Ben coğrafyada Müslüman kadın bölümünün Orta Doğu'da kadın kısmını ele aldım. Ve bugün de programda da aslında bu çerçevede anlatmayı düşünüyorum. Kitapta da kronolojik bir dönem. Yani bir kronoloji takip ettim açıkçası. İşte 19. yüzyıla kadar ilk çağlardan 19. yüzyıla kadar kadının durumu, sonraki modern dönem ve postmodern dönem olarak inşallah da okuyanlar için verimli bir metindir diye umut ediyorum. İnşallah hocam, kitap kadınların kaleminden Müslüman kadının Evet, tarihi. Türkiye'deki kadın akademisyenlerin, bayan akademisyenlerin Evet. yazmış olduğu 5 kitaptan oluşuyor. Dediğim gibi detayları aslında tartışıldı daha önce belki. Coğrafya meselesini ben şimdi şöyle coğrafyada Müslüman kadının Orta Doğu kısmını anlattım ama Orta Doğu'dan bahsettiğiniz zaman zaten siyasetten beri bir dil kullanamazsınız. Çünkü coğrafyanın kendisi bence zaten şu an yani her şeyin içinde siyaset var. Orta Doğu'nun kendisi de zaten siyasetin ana merkezi. Doğal olarak kadınların varlığı da bu siyasete bağlı olduğu için az sonra mesela bir ülkeden bahsettiğimizde oradaki siyasi dönüşümlerin kadının varlığına veya kadının toplumsal rolüne nasıl etki ettiğini konuşacağız. Dolayısıyla coğrafyanın kendisinden bahsederken ben sadece herhangi bir Orta Doğu kadınının günlük yaşamı veya işte konuştuğu dil veya işte aile ilişkileri bunlar da tabii önemli ve değinildi. Ancak dönemlere göre
ve hakim zihniyete göre aslında kadın neler yapmış, nelerle uğraşmış ve belki de bundan da daha önemlisi kadının özgürlüğü hangi ülkede neye göre belirlenmiş? Yani özgürlük kavramı bugün dünyanın herhangi iki kadınını yan yana getirseniz belki aynı şeyleri söylerler. Ama Orta Doğu coğrafyasında kadınların özgürlük anlayışları da farklı olduğu için farklı arayışlar içerisine girdiklerini söyleyebiliriz. Dediğim gibi az sonra da detaylarına gireceğim. Aslında kadının özgürlüğü veya kadının sosyal hayat içerisinde olması mezheplere bağlı olarak da değişik göstermek suretiyle sizin alanınız benim zaten. Alanım. En son buna değineceğiz. Evet. Ancak ülke ülke, belki şehir şehir bile değişmekte. Doğru. Ki siyasetçilerin değişmesiyle de bunlar değişiklik göstermekte. İnşallah ilerleyen saatlerde bunu konuşuruz, ilerleyen saatimizde. Hocam peki şöyle başlasak konumuza. Muhteşem bir girizgah yaptınız aslında. Hani konuyu özetleme manasında. Orta Doğu'da kadının geçmişine, şimdi Orta Doğu'da kadın diyoruz. Ancak güzel bir ayrıntı bu. Lübnan'daki kadın başka, Suriye'deki başka, efendim işte Irak'taki başka veyahut İran'daki başka, evet. Bambaşka ülkeler bunlar. Hani her ne kadar aynı coğrafyada olduğunu söylemiş olsak bile. Ancak biz tarihi geçmişine baktığımız zaman Orta Doğu'da kadının geçmişine size nasıl tanımlarsınız dersem nasıl cümleler kurarsınız bize? Şuradan devam etmek istiyorum bıraktığınız yer çünkü çok önemli. Her ülkede veya her coğrafyada farklı. Neden aslında Orta Doğu'da kadın denince bazı kaynaklarda veya bazı zihniyetlerde tek tip bir kadın profili oluşuyor? Çünkü bugün Orta Doğu coğrafyası dediğimiz hala dediğim gibi tartışılan bir kavram. Sınırları açısından tartışılan bir kavram. Yani İran bugün Orta Doğu'nun içerisinde midir? Türkiye son dönemlerde hatta Orta Doğu'nun bir parçası olarak kabul edilmeye başladı. Kuzey Afrika buna dahil midir? Coğrafyanın kendisi zaten bir tartışma alanına sahip. Orta Doğu kavramı da bu noktada aynı ama homojen olarak aslında baktığımızda işte biraz Mısır'daki Kıptileri veya Lübnan'daki Marunileri dışarıya çıkartırsak veya Fas'taki Cezayir'deki Berberileri dışarıya çıkartırsak baktığımız bölge bir Arap coğrafyası. Dolayısıyla Arap coğrafyası denilince de Arap dünyasındaki kadınların hemen hemen aynı statülere sahip oldukları, hatta işte çok geri planda oldukları, arka planda kaldıkları, ikinci durumda olduklarına dair çok böyle genel geçer, hepimizin duyduğu, bildiği bilgiler var. Bunlar da dolaşımdalar açıkçası yani. Hocam şimdi Orta Doğu'da kadın diye bugün bir hani soru sorduğunuzda Google'a size karşınıza çıkan ilk şeylerden birkaç tane örnek vereyim. Diyor ki işte 15'ine kadar babanın emri altında, aynen. 15'inden sonra kocanın emri altında. Evet. İşte ahırdaki öküzünden bile daha aşağı derecede ki bu şekilde bir tanımlama yapılmış ve bu bizim dilimizde yapılan tanımlama. Ama öbür tarafa baktığınız zaman Batı'nın gözüyle bir Orta Doğu'da kadın profili çizilmiş ki Batı Orta Doğu'da kadın yok, kadının adı yok, kadının kendisi de yok. Bir Mesih edasıyla kadını kurtarmaya biz geliyoruz. Halbuki tarzıyla yani sürekli dünyaya bu şekilde yayın yapıyorlar. İncil'in kendi yani Hristiyanlığın kendi kutsal metinlerinde kadının rolü aslında ikinci yok. Durumdadır. Hatta işte Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı için onun bir parçasıdır ve her zaman muhtaç durumdadır. Zayıftır. Bu öyle bir tanım vardır. Orientalist çalışmalar da bu noktada gerçekten önemli. Özellikle Osmanlı dönemiyle ilgili değineceğim zaman belki biraz daha detaylarına girerim. Mesele şu. Arap kadını aslında baktığımızda. Şimdi Arap kadının doğal olarak çok eskilerden biraz başlayacağım belki ama daha doğrusu şöyle yapabiliriz belki. Yani İslam Risaletin ortaya çıkmasından önceki dönem ve sonraki dönem. Şimdi İslam öncesi dönemde ben önce tabii İslam'ın doğduğu yer Hicaz'dır. Bu konuda çok konuşuldu şu zamana kadar. Sadece bu platformda değil. Hicaz'daki kadının durumuna bakıyorum. Oradan bir fotoğraf çekiyorum. Ama Yemen'e geçiyorum mesela karşıma bambaşka bir tablo çıkıyor. Oradan Mısır'a geçiyorum mesela farklı bir durumla karşılaşıyorum. Kadının rolünden bahsettiğimiz zaman kadının rolü özelinde. Hicaz'daki durum nedir? İşte kabileciliğin veya işte asabiyetin hakim olduğu bir siyasi ve idari durum vardı Hicaz'da. Hazreti Peygamber'in risaletinden önce. Orada da kadının durumu hepimizin de malum olduğu üzere daha ikincil planda. Kadının bir kıymetinin olmadığı. Gerçi bu kız çocuklarının gömülmesi meselesi İslam tarihçileri açısından çok tartışılan bir konu ama biz en azından mesela şöyle örnekleri biliyoruz. Zeyd bin Amr bin Nufeyl diye haniflerden olan daha sonra birinin bu kız çocuklarının gömülmesine karşı mücadele ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir vaka var yani.
bir örnektir, üç örnektir ama böyle bir vaka olduğu için ve bunun önüne geçilmeye çalışıldığı için kız çocuklarının durumunu da buradan tahlil edebiliyoruz. Ancak işte kabilecilikten bahsettiğim Hicaz'da bu şu demek, daha soylu olanlar, daha soylu ailelerinin kızları öldürülmekten kurtuluyorlar. Hatta işte ticaret yapabiliyorlar veya işte istedikleri Hazreti Hatice gibi ve istedikleriyle evlenebiliyorlar. Bu önemli bir detay. Seçme hakları var yani eşlerinin. Ama Hicaz'ın genel toplumsal yapısı, orta ve alt tabakaya baktığımızda kadının rolü bu. Ama oradan Yemen'e geçiyorum. Yemen'de Sebe Melikesi Belkıs'ın hikayesi var. Kur'an-ı Kerim'de kıssası var. Hicaz'daki durum böyleyken biraz güneye gittiğimde Yemen'de Sebe'de bir melike olan, bir kraliçe olan, sultan olan, yani daha doğrusu devletin yönetimini elinde bulunduran bir Belkıs'tan bahsediyoruz mesela yani. Belkıs. Ki Yemen'de şöyle bir gerçeklik var çünkü kadın sevginin ve şefkatin sembolü. Anneliğine olduğu kadar idari ve siyasi zekasına da hayran duyuluyor. Kaldı ki işte Belkıs'ın hikayesi Kur'an'da Belkıs diye geçmez belki ama Kur'an-ı Kerim'de de mesela özel bir kıssa atfedilmiştir kendisine. Bu Mısır'da da geçerli. Özellikle Firavunlar döneminde biraz daha kadının rolü, pozisyonu daha üst seviyede. Ancak mesela Lübnan'ın içinde bulunduğu böyle bu programda çok Lübnan diyeceğim ben. Lübnan'ın içinde bulunduğu işte Osmanlı döneminde Bilad-i Şam denen Suriye'nin, Filistin'in, Ürdün'ün de yer aldığı Bilad-i Şam coğrafyası da daha geleneksel, daha toplumsal çerçevelerle belirlenmiş bir şekilde kadının rolü. O da işte az önce şunu söyledim. İslam öncesi oralarda Hristiyanlık ve Yahudilik hakim. Çünkü zaten Kudüs'ten doğdu. O topraklardan doğdu. Buralarda da bu metinlerde de Tevrat'ın ve hatta İncil'in metinlerinde de kadının rolü de belli. Daha az önce ifade ettiğim gibi daha muhtaç, daha zayıf. Hatta İncil'de Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın kıssasında direkt ilk günah Hazreti Havva'nındır. Dolayısıyla aslında İslam'ın yayılışına kadar, o topraklara gelişine kadar da kadının pozisyonu aile içerisinde ailenin kendi belirlediği şekillerde ortaya çıkıyor. Ve çok da güçlü olduğunu söyleyemiyoruz. Ama Hazreti Peygamber'in risaletinden sonra durum değişiyor. Durum şu açıdan da çok fazla değişiyor. Mesela bugün daha çok batılı kaynaklarda ve hatta bizim kaynaklarımızda da karşılaştığım bazı yorumlar var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Mesela evet, İslam'la birlikte kadına bazı haklar verilmeye başlandı ama erkek cennetin içerisinde bu haklar verildi. Yani kadının cenneti yine erkeğin sınırları içerisinde olmaya başladı. İşte İslam'ın bu çok tartışılan meseleler, kadının miras hakkı, şahitliği meselesi, kölelik, cariyelik meselesi, bunlar böyle bu programı belki aşan konular ama öncelikle şuna değinmek gerekiyor. Mekke döneminde Allah-u Teala ayetleri indirmeye başladığında öncelikle hedef aslında şuydu. Bir Müslüman şahsiyeti oluşturulacak. Yani bir Müslüman kimliği oluşturulacak. O Müslüman kimliği de erkek kadın diye ayrılmıyor. Yani karşımıza çok net bir ayet var. İşte Allah katında en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Burada erkeğin durumu şudur, kadının durumu şudur diye bir ayrım yok. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in vermek istediği mesaj da buydu. İlk Müslümanın Hazreti Hatice olmasındaki etki de buydu belki de biraz da. Dolayısıyla baktığımızda Mekke'deki o Müslüman şahsiyet oluştuktan sonra Medine'de bir toplumsallaşma oluşuyor. Yani işte toplumsal kurallar Medine'de oluşmaya başlıyor. Yani o kimlik, Müslüman kadın kimliği de aynı zamanda Mekke'den sonra Medine'ye çıktığında bir ailenin oluşmasında önce bir rol oynuyor. Dolayısıyla ben burada şunu da söyleyebiliyorum. Yani tamam, reformlar tedrici olarak ortaya çıktı bir dönem belki. Daha doğrusu vahiy temelli reformlar. İşte kölelik toptan kaldırılmadı, cariyelik kaldırılmadı ama hakları iyileştirildi vesaire. Ama nihayetinde erkeğin dünyasına sıkışmış bir kadın profilinde yok İslam'dan sonra. Hocam burada bir tanıtımımız var. Tanıtımımıza gidiyoruz ve tekrar size kaldığınız yerden devam ediyoruz inşallah.